of Class videosuyla sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız şahaneyim dostlar. Çünkü sizler varsınız. Bugün bu videoyu neden açtım? Arka planları sizlere göstermek için açtım. incelemek için açtım. Biliyorsunuz tekliflerde üç tane arka planımız var. Birisi ilkel arka plan. Birisi kaplan Birisi de gölge arka planı. Ben bunları satın aldığım için şu anda tekliflerimde gözükmüyorlar. Ama sizlere bu arka planları incelemek için bu videoyu açtım dostlar. Arka plan planlarımızın üçünü de incelemeye geçmeden evvel evet üçünü aynı tek videoda inceleyeceğiz. <laughs> üçünü incelemeye geçmeden dostlar giriş aşamasında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki dostlarım kanalımda katıl abonelikleri açıldı. Eğer içeriklerimi devam ettirebilmem için bana maddi olarak yardımda bulunmak istiyorsanız katıl butonunu kullanabilir ve aylık abonelikler arasına katılabilirsiniz. Ayrıca diyorsanız ki ben aylık olarak destek olmak istemiyorum. Video için tek seferlik destek olmak istiyorum. Onu da bu videonun altında bulunan teşekkürler butonunu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz dostlarım. Sadece katıl aboneleri değil beni izleyen herkese <laughs> bir aşamasında teşekkürlerimi sunuyorum. İlk defa videolarımı izliyorsan da hoş geldin. Şimdi dostlar arka planları incelemeye geçelim. Gördüğünüz üzere şuradan hemen bir göstereyim. Burada kaplan da arka planımız, gölge arka planımız ve benim önceden de ama evet şurada da ilkel arka planımız duruyor. Bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. Ama sizler bu satın alma kısımlarını da seviyorsunuz. O yüzden ne yapalım? Oraya böyle bir ışınlanalım <laughs> değil mi? <laughs> Arka planlarımızı alacağız şimdi. Şu an tekliflerde iki tane arka plan var. Bende iki tane var. Normalde üç tane var. Ben bir tanesini önceden satın aldığım için aylar öncesinden şu an gözükmüyor dostlar. Bir tanesi şu an alabileceğimiz gölge. Bir tanesi kaplandığı. Kaplandığının şu anda köyümdeki görünüşüne bir bakıyorum. Güzel gözüküyor ya. Şöyle bir Gölgeye de bakalım. Gölge arka planı için bir tık daha sıcak. Çünkü daha hoş duruyor sanki gözüme öyle gözüktü yani. <laughs> o karanlık koyu zemin gerçekten taş zemin çok hoşuma gidiyor dostlar. 150 şer lira istiyor bizden. Aynı zamanda 2,5 iki iki milyon 2 şer buçuk milyon 2,5 aşar milyon 2,5 aşar ne bu ya milyon işte <laughs> satın alın bakalım. İlk olarak kaplandığını aradan çıkartmış olduk dostlar. Köyümüze şöyle bir hemen teklif alındı dedi ve köyümüzdeki görüntüsünü görüyorsunuz bunu. Tabii ki birazdan sizlerle birlikte inceleyeceğiz ama öncesinde ne yapalım? Diğer arka planımızı da satın alalım dostlar, değil mi? Dükkana bir girelim. Gelelim şimdi gölgeye, gölgeye alacağım. Satın al dedik satın alınıyor ve artık hazırsınız at bakalım biz ana sayfaya tamam diyelim gölge arka planı da seç diyelim tak yerleştirelim ve güzel vallahi gerçekten çok güzel şimdi çok fazla vakit kaybetmiyoruz ne yapıyoruz geleceğe dönüyoruz ve incelemeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak Kaplandıar arka planımız şu an görünürde olduğu için yani ilk olarak o şu an köyümde olduğu için Kaplandıar arka planıyla başlayalım dostlar İncelememize Hemen şurada incelemeye başlamadan önce sesi açalım. Kaplandıar arka planımızda öyle çok gerilimli müzikler falan yok ama en azından ne olduğunu görmeniz açısından şöyle bir açıyorum efektleri. Klasik yani görmüş olduğunuz üzere kısık düzeyde açtığınız zaman da kuş cıvıltıları duyuyorsunuz. Bildiğimiz klasik Clash of seslerinden birisi. Burada yaklaştığımız zaman düzenin hemen tepesinde kaplan karşılıyor. Bizleri yeşil yeşil pençeleriyle sağı solu da meşalelerle böyle süslenmiş ara sıra havai fişekler patladığını görebiliyoruz. Bu arada kaplan çok güzel değil mi ya? Bence birliklerin arasına kaplan eklense çok çok güzel olur. Neden? Ya bir sürü birliğimiz var. Bakın yetimiz var, balonumuz var, goblinimiz, devimiz, okçumuz, barbarımız, ejderimiz falan valkürümüz, cadımız bir sürü var. Bence kaplan adında bir birlik gelse çok güzel olabilir gibi geldi bana şu an. Şöyle köye uzaktan baktığımız zaman dostlar zeminin yeşil olduğunu ama normale göre bir tık daha koyu bir yeşil olduğunu görebilirsiniz. Hemen arka planımızdan da gösterelim. Şöyle geçemiyor muyuz? Ha, otomatik şeyi kapatmamız lazım. Ha. Gördüğünüz üzere zemin bir tık daha farklı şuradaki renkler açısından. Şimdi tekrar geçiş yapacağım. O farkı siz... Niye buraya açıyorum? Öbürü? Lan o farkı sizler de görün Kaplan Dağı'na geri dönelim. Gördüğünüz üzere zemin bir tık daha koyulaşıyor dostlar. Kenarlar zaten hafif daha gölgeli gördüğünüz üzere. Kaplan'ın sağ kenarından bir Orada köprü çıkıyor merdiven çıkıyor bu tarafa doğru bir yol yapılmış yine köprüye ulaşan bir yol burası köprümüzün girişinde orayı açıp kapatabilmek için zannediyorum ki bir mekanizma var kale gibi olmuş bu arada şurada şu şekilde yani bu şeyin etrafını kale gibi çevrelemişler. Gördüğünüz üzere bakın buralarda böyle. Hani etrafı kale gibi çevrelenmiş. Şöyle olduğunu söyleyebilirim. Burada koyu renkli otlarımız, çalılıklarımız var. Normaldeki düzenlerimizden, normal arka plandaki çalılıklardan daha farklı. Şu kısımda şöyle çok güzel bir doku var ya. Yani nasıl diyeyim? Bir tepe yapmışlar. Bir tepe tasarlamışlar. Mor, pembe ve mavi tonlardan oluşan gerçekten aşırı derecede hoşuma giden bir e, orada renk cümbüşü var diyebilirim. Bu tarafa doğru ilerlediğimizde bizi bir değirmen karşılıyor. O değirmenin bir ucundan bir e, kanal çıkıyor. Kanal da buradan su yolu olarak ilerliyor. Yine aynı şekilde bu tarafta da değirmenin çalışmasını sağlayacak bir su ve şelale var. Şelalenin başlangıcı da köprünün burada başladığı nokta olarak söyleyebiliriz. Değirmen burada. Şuradaki su efekti çok güzel. Şurada küçük kulübe evlerimiz var. Küçük bir köy gibi olmuş orası hatta şurada heykelleri de var. <laughs> Su heykelleri de var gördüğünüz üzere. Daha sonra buradan köyümüze gelmemizi sağlayacak bir köprümüz var köyümüzde buranın bağlantısı ve artık burada karanlık olarak biraz loş ışıklar vardı. Bu kısımda aydınlık kısma, bir tık daha aydınlık kısma geçiş yapıyoruz. Şurada yine tepelerimiz var. Burada Kılan Başkentimize giden ayrıca burada Kılan Başkentimize gideceğimiz yolu açan resmen hani ve şu kısımda gördüğünüz üzere bir köprü var. Hem denize şuradan tekne açılıyor. Şurada deniz fenerlerimiz var görüyorsunuz ki. Şurada da bir köprümüz daha var buraya inebileceğimiz. Aslında tam böyle sanki Kılan başkentinin gelmesini bekliyormuş gibi Kılan başkentinden önce gelen bir şey olmasına rağmen burası çok hoş olmuş. Şurada yan köye gidebileceğimiz bir tatlış teknemiz var gördüğünüz üzere teknenin görünüşü bu arka planda bu şekilde oluyor ve şurada bir mağaramız var yani köyümüzün altında sanki bir mağara varmış gibi bir hava vermişler. Orası karanlık gördüyseniz içeri doğru bir yere kadar su ilerliyor sonra kesiliyor. Karanlık bırakılmış yani köyümüzün altında bir mağara varmış hissi veriyor. Sol tarafa doğru ilerlediğim zaman dostlar gördüğünüz üzere şurada yine bir iskelemiz var. Yukarıya doğru hem köyümüzle bağlantısı olan hem de burada ufak panayır alanına giriş yapabilmenizi sağlayacak olan manav gibi gördüğünüz üzere muz görüyorum orada. İşte elma görüyorum. Mandeline ama ne bu? <laughs> Orada portakal mıdır nedir? Portakal olabilir. Gördüğünüz üzere bu şekilde dostlar. Şurada bir şöyle sanki bu panayırdan bu panayıra gelen eşyaların geldiği yermiş gibi duran bir yerimiz var. Sonra buraya doğru bir kanal açılıyor. Işıklı bir yol var böyle patika tarzında. Patika sonrasında köyümüzün sol tarafına geliyor. Şurada bir heykel karşılıyor bizi. Gördüğünüz üzere kırılmış bir heykel. Kaplan mı, aslan mı artık ne dersiniz? paramparça olmuş bir heykelimiz var orada aslan mı kaplan mı sizler belirleyin artık onu dostlar şöyle bakmak isteyenler için şöyle bir kere daha göstereyim köyümüze doğru bakan sonrasında yine burada kale duvarlarımızı görüyorsunuz kalemizin içinden geçiş var duvarların arka kısmında yine böyle bir kamp alanı var çadırların kuruldu filamonun oldu aslında bu filamon filamayı şey e, inisiyatif yapsalar da güzel olurdu mesela hangi klandaysanız <laughs> onun filamasına dönüşseydi güzel olabilirdi o noktada sonrasında dostlar biliyorsunuz ki köylerde ne zaman bağış atsak oraya doğru patik ormanlı doğru ilerleyen bir patik oluyor. Orası da artık burası gördüğünüz gibi kale olarak içinde toplar var. Bu da güzel bir detay bu arada kalenizi savunuyordular diyebiliriz şu kısmı ilerlediğimiz zaman yine burada bir heykelimiz var. Çok tatlı aslan kaplan artık ne derseniz. Şurada böyle ilerlediğimiz zaman da zaten düzen daha fazla ilerlemiyor. Fazla bu kadar bu tarafa çekebiliyorsunuz. Bu şekilde bir dostlar gördüğünüz gibi arka plan çok tatlı bir havası var açıkçası. Yani ne böyle tam karanlık böyle işte karanlık dünyadan geliyormuş gibi bir şey de değil. Hani çok aydınlık. Böyle puf puf bir arka planda değil. Çok hoş tam ayarında bir arka planı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle hemen arka planı değiştir diyerek gölge arka planına geçiş yapmak istiyorum. Ve işler tamamen değişiyor. Zemin tamamen değişti. Taşlık bir zemine geçtik. Ve o taş dokuları binaların olduğu bölgelerde koyulaşıyor. Gördüğünüz gibi ara ara çimenler olduğunu da taşlarda böyle kırılmalar olduğunu da görebilirsiniz. Bu arka planımızın adını tekrar göstereyim sizlere. Gölge arka planı dostlar. Şöyle bir sesi açalım bakalım bir farklılık var mı sizler de görün. Karanlık o karanlık arka planın verdiği böyle trompet sesleri, o gizemli bir e, müzik var arkada görüyorsunuz ki Kaplan Dağı arka planından farklı olarak Gölge arka planımızın teması daha koyu. Tabii ki adı üstüne gölge arka planı. Baktığımız zaman köyün uzaklığı en fazla bu kadar oluyor. Biliyorsunuz bazı arka planlarda bayağı geniş açıdan bakabiliyorsunuz. Şimdi şu kısımdan yolculuğumuza başlayalım. Yan köye giden alanın iksirlerden oluştuğunu yani bir iksir havuzu olduğunu görüyorsunuz. Ama sıcak burası gördüğünüz üzere bir kaynayan burada iksir var diyebiliriz. Şu kısımda gözümüze yaklaşan bir iksir şelalesi var. Sanki buraya gelen iksirler şuraya iksir yerine gelen hani iksir gölüne gelen daha doğrusu sıcak kaynağına gelen iksirler şuradan geliyormuş gibi bir hava yaratmışlar. Yani merceğe son anda onu da sokmuşlar. Şu kısımda şöyle uzaktan baktığımızda Bakın yakından baktığımızda göremiyoruz ama sol kısımda bir detay var dostlar. Sizce ne o bakın. Şöyle kaydırdığımda kenarda görüyorum ama yakınlaştırdığımda maalesef açıdan dolayı göremiyorum. Sağ tarafıyla iler doğru ilerlediğimizde aşağı doğru ilerleyen bir merdiven olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz çok derin bir e, arka plan yani yukarı doğru değil de aşağı doğru ilerleyen bir arka plan. O sebeple aşağı doğru bir merdiven olduğunu görüyorum. Yine aynı şekilde bu gölden de aşağı doğru ilerleyen bir merdiven olduğunu görüyorum. Sol kanada doğru baktığımızda yine aşağı doğru derinleşen bir arka plan, genelde yukarıya da yanlara doğru genişlediğini görüyoruz ama bu tamamen derinlemesine inen yani karanlık o havayı veren bir arka plan olmuş. Şurada gördüğünüz gibi bu tarafta bir alt geçit var. Orada hafif kırmızı, sarımsı ışıklarla da orayı vermişler. Kaynayan bir iksir e, kaynağı var burada. Onun da şurada bacası olduğunu, bacaları olduğunu görüyorsunuz. Yani bu düzenin altında bir iksir kaynıyor. <laughs> dostlar. Sol kanatta yine merdiven yukarı doğru çıkıyor bu şekilde. Burada bir bebek ejderha ejderha ejderhası var. Ejderha heykelimiz var dostlar. Şurada anıt gibi üzerinde durmuş. Bu bu kısımda şöyle şu tam yakınlaştıramıyoruz açıdan dolayı. Gördüğünüz üzere yine bir yapı inşa edilmiş. Birazcık daha sağa doğru kaydığımızda şurada artık bir kapı açıldığını görüyoruz. Arkaya doğru ilerleyen yine girişte bir bizim muz heykeli karşılıyor. Clash of Clans'ın vazgeçilmez <laughs> her düzenine mutlaka koyduğu heykel muz heykeli. Mutlaka düzenin bir yerinde bir tane de olsa muz oluyor. Buna mutlaka dikkat edin. Kesinlikle 3 düzende 3 düzene bakacağız. Üçünde de vardır muhakkak. Bir önceki düzende panayırdaydı. Bu düzende neredeydi dostlar? Buradaydı. Bir tane de ilkel arka planımız var. Onu incelerken de göstereceğim. Bütün arka planlarda muz detayı mevcut. Bu tarafa doğru ilerlediğimizde tekrar bir bebek ejder heykelimiz var ama bu defa kırılmış. Şuradan sizin köyünüze gelen yani klan kalenize gelen birlikleri aldığınız ve gönderirken de gönderdiğiniz bir taşlık yol var. Yine aşağı doğru derinleşiyor gördüğünüz üzere burası. Şu kısımda yine bir yapı olduğunu görüyorsunuz öyle karanlık e, güçler hani orada bir şeyler yapılıyormuş gibi e, bir havası var yani baktığımız zaman. Aşağı doğru yine derinleşen bir orada e, dağ var. Sanki bir dağın tepesine, zirvesine kurulmuş bir köy gibi olmuş burası. Sağ kanada baktığımızda gördüğünüz üzere ejderlerin ağzından çıkan lavları görüyorsunuz. Köyünüzün sağ kenarında lavlar var dostlar. Lav gölümüz var. Burada taşlıklardan böyle gördüğünüz gibi dağdan aşağıya doğru sarkıyor. Şelale gibi olmuş. Yine kadrajımıza giren bir yapı var burada. Çok yakın açtığımız zaman açı sebebiyle tam olarak göremiyoruz. Şu şekilde bakın baktığımız zaman açı sebebiyle tam göremiyoruz dostlar. Tekrardan yakınlaşıyorum. Şuradan şöyle baktığımızda merdivenimiz var. Lavların olduğu yerden yukarıya doğru çıkıyor. Şurada tuhaf bir yapı var böyle. E, karpuz dilimlerine benziyor vallahi üstü. <laughs> Tuhaf bir yapı inşa etmişler. Böyle mavi bir ışık e, sızıyor arka kısımdan. Burada bir kapı var gördüğünüz üzere. Gizli bir geçit gibi inşa etmişler burayı. Şurada girişinde yine bir bebek ejder olduğunu görüyorsunuz. Şöyle valla bildiğimiz gizli geçit yani. Bu bunun başka bir açıklaması yok. Bir gizli geçit inşa edilmiş. Bir yapı inşa edilmiş. Sol tarafta yine yukarı doğru sağ tarafta yine yukarı doğru çıktığımızda bebek ejder heykellerimizi yine şurada Allah ışıklı yapımızı görüyoruz dostlar. Yine bir iksir şelalesi var. Yine kaynıyor gördüğünüz gibi doğal kaynak gibi. Ve ardından da bir ejderimiz var. Burada ejderin ağzından da lavlar aktığını görüyorsunuz. Lavlarda valla animasyonu da çok güzel yapmışlar. Çok tatlı olmuş. Yine bebek ejderimiz. Bu tarafa kaydığımızda patikamız var. E şey Patika dedim de yol yani merdiven yolumuz var. Alt hani düzen aşağı doğru derinlemesine gittiği için deri aşağıya doğru ilerleyen bir yol yapmışlar gördüğünüz üzere. Yine içerilere gizli yerlere ulaşabileceğiniz bir geçit daha var dostlar şurada ufak pencerelerde iliştirmişler gördüğünüz üzere gölge arka planımızda bu şekildeydi dostlar inşallah almak isteyen kafasında böyle düşünceler olana da yardımcı olabilmişizdir detaylıca tüm karelerini her yerini anlattım e ben ne demiştim ilkel arka planı da inceleyeceğiz, inceleyeceğiz demiştim İlkel arka planımızda da dostlar muz var yani ilkel arka planda zaten muz var yani <laughs> şimdi inceleyelim görelim bakalım nelerimiz varmış dostlar. Şöyle köye baktığımız zaman ilkel olduğu için eski bir hava katmaya çalışmışlar ve zemin kumlardan oluşuyor. Kum renginden oluşuyor gördüğünüz üzere bu şekilde. Şöyle bakın. Kum renginde bir zeminimiz var. İlk etapta her zaman yaptığımız gibi sesi açalım bir bakalım. Eski zamanlardan böyle sanki gerçekten o ilkel havayı veriyormuş gibi bir müzik koymuşlar. Hafif böyle o vurmalı çalgıların sesini duyuyorsunuz. Şöyle hemen şu kısımdan bakalım. Bir burada kemiklerimiz var yani fosilimiz var. Ejderha e Kemikleri var, ne fosil mi deniyor artık buna, ne derler? Ejderhanın iskeletini görüyorsunuz ve burada bir gölümüz var, suyumuz var. Ay çok tatlı bir animasyonu var ya, bunun gerçekten aşırı derecede güzel olmuş. Burada ilkel arka plan olduğu için artık burada yan köye gideceğimiz teknemizde tamamen ilkel bir tekne oluyor. Yani kalasları üst üste koyarak böyle halatlarla falan, bambularla bir şeylerle bağlayarak tekne yapmışlar. Yan köye gitmemizi sağlıyor bu tekne dostlar. Şu şekilde. Sonra tekrar yakınlaşalım. Sol tarafa doğru ilerleyelim. Burada iskeletimizin, şurada gördüğünüz iskeletimizin kemikleri devam ediyor. Şu tarafa doğru ilerliyor gördüğünüz üzere. Şöyle. Şöyle bu tarafa doğru ilerliyor. Yine burada küçük taş taştan evlerimiz var böyle ilki böyle taş evler kumlardan artık nelerden yapılmış evlerimiz var ilkel evlerimiz var yine iskeletimiz devam ediyor şurada şöyle gördüğünüz üzere bacası tüten bir ev şurada ilkelli gösterebilmek adına ne yapmışlar gördüğünüz üzere ortada bir ateş yanıyor duvarda mızraklar var şurada bir artık ne dersiniz balta mı dersiniz çekiç mi dersiniz ondan var gördüğünüz üzere çamaşırları da ipe asmışlar. Yani çamaşı da demeyelim de yani bu köyün sembolü artık gördüğünüz üzere bayrağı mı diyelim ne diyelim. Gördüğünüz üzere dostlar bu şekilde bu taraf. Yine iskeletimiz böyle buraya kadar devam ediyor kemiklerimiz. Çünkü ilkel arka plan yani neden olmasın. Yine burada bir kemik kalıntıları, fosil kalıntıları görüyoruz. Şu kısımda bir köprümüz var. Şurada taştan heykelimize doğru ilerliyor gördüğünüz üzere. Burada yine kulübelerimizin, hani taş evlerimizin, eski evlerimizin olduğu bir alan var. Burada da hayvan postları, ayı postları olduğunu görüyorsunuz dostlar. Ayı postlarından kilim yapmışlar ve yine muz detayı gördüğünüz üzere mutlaka muzumuz var. E, ee, gördüğünüz üzere taştan ilkel bir yapı var. Burada iksir deposu var gördüğünüz üzere. Burada taş taş yani taş tekerleği olan ilkel bir el arabası var. Yine el arasına geçiş yapabileceğiniz kemikten kemikleri birleştirerek yapılmış bir merdiven olduğunu görüyorsunuz. Yani tamamen ilkel bir arka plan ki çok güzel bence. Yine burada ağaçlar taşlar taşlı yapılar var. Bu kısımda yine taşlı bir yapı var ama en önemli detaylardan biri şurada bir barbar kral heykelimiz var. Oraya taş renginde iliştirilmiş dostlar. Bu tarafa doğru ilerlediğimizde de artık elektro ejderhamızın kuyruğunu görüyoruz. Çok çok tatlı, şahane bir animasyonu var. Duvarın çatlağından bakın. Bir şimdi elektro hareket hareket ettiğinde duvarın çatlağından elektronun o hareketini görüyorsunuz ve aynı zamanda yakınlaştırdım bakın iyi görün diye nefes alıp verme animasyonu da yapmışlar. Yani sanki o elektro ejder, o ejder oraya sıkışmış, nefes alıp veriyormuş gibi bir havası var. Elektro ejderimizin kuyruğunda yük birikiyor biliyorsunuz ki böyle üzerindeki o sırtındaki o dikenlerden çıkıntılardan görebiliyorduk. Bu şekilde bir arka plan bu tarafa doğru ilerlediğimizde yine taşlı bir e, yapı olduğunu, anıt olduğunu görüyoruz dostlar ilerliyorum duvara böyle hani eski zamanlarda resimler çizilirmiş ya taş taşları duvarlara böyle oyularak falan işte kömürlerle artık ne yaparsanız artık ne bileyim yazılar yazılırmış ya resimler çizilirmiş yine o havayı vermek ilkel havayı vermek için duvara bir resim çizmişler elektro ejderhanın insanların üzerine yıldırımını püskürttü bir e, burada duvar çizimi, duvar resmi var gördüğünüz üzere. Yine taşlı yapılar olduğunu görüyoruz. Bu tarafa geldiğimizde goblin heykelimiz var. Üst üste koyulmuş çok tatlı bir heykel. Goblin evli evleri var zaten burada gördüğünüz üzere. Goblin evlerimiz burada yer alıyor. Yine bir iskelet, kemik olduğunu görüyoruz. Buralarda kemikler yer alıyor. Kemik kalıntıları yer alıyor. Yine köyün etrafı da zaten çitlerle ve halatlarla çevrilmiş böyle aşırı derecede güvenli değil o eski havayı vermek adına diyelim. Yine burada olmazsa olmaz muz heykelimiz var. Clash of Clans muz olmadan yapamıyor dostlar gördüğünüz üzere. Bundan önceki köy e, arka plan inceleme videomda da hangi arka planı incelemiştik? Bir arka plan incelemiştik ama hangisi olduğunu hatırlayamadım şimdi. Yalan olmasın galiba e, Clash'ın 10. yıl dönümü arka planıydı diye hatırlıyorum. O arka plan geldiğinde incelemiştik sizlerle birlikte. O arka planında gizli saklı her yerine muz iliştirmişler. Clash of Clans muz olmadan yapamıyor dostlar. Dostlarım 3 arka planı da inceledik. Bu videoda gördüğünüz üzere tekrar random'ımızı açalım. Bu arka e, bu videoda ilkel arka planı inceledik. Kaplan da arka planını inceledik. Gölge arka planını inceledik. Bu şekilde gerçekleşti. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda bol bol yorum bırakarak bana destek olmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Ben video attığımda pusu da beklemiş gibi zınk diye gelip videoyu izlemeye başlamak istiyorsanız da kanal bildirimlerimi açmayı ihmal etmeyin. Ben bu sev. Sıradaki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.